Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Emir Andoman. Bugün sizlere çoklu yarışlar konusunu anlatacağım. Konumu anlatmadan önce sunumumun içindekiler kısmından size biraz bahsetmek istiyorum. Çoklu yarışların tanımı, çoklu yarışların tarihçesi, pentatlon 5'li yarışma, heptatlon 7'li yarışma, dekatlon 10'lu yarışma, çoklu branş kuralları, çoklu yarışmalar dünya rekorları ve kaynakça bulunmaktadır sunumumda. Çoklu yarışların tanımına gelecek olursak, birleşik yarışlar ya da kombine yarışlar olarak da bilinen bu yarışmalar koşma, atlama ve atlamalardan meydana gelmektedir. Açık havada erkeklerin dekatlon 10'lu yarışma, kadınların ise heptatlon 7'li yarışma olarak mücadele verdiği branşlardır. Salonda erkekler heptatlon 7'li, kadınlar ise pentatlon 5'li yarışmalara katılırlar. Açık hava yarışmaları ve salondaki heptatlon ise 2 gün sürer. Kadınlar pentatlon ise tek günde tamamlanmaktadır. Çoklu yarışların tarihçesinde ise M.Ö. 8. yüzyıldan itibaren atletizm müsabakalarında yer almaya başlamış olup, önceleri 5 dalda yapılırken sonraları İskandinav ülkeleri öncülüğüyle 10 dalda yapılmaya başlanmıştır. Pentatlon 5'li yarışma ise pentatlon salon atletizmindeki kadınlar arasında yapılır. 5 yarışma dalından oluşan bu yarışmada uzun atlama, cirit atma ve 200 metre engelli disk atma ve 1500 metre koşulur ve bir günde bitirilir. Ayrıca atletizmdeki pentatlondan farklı olarak yüzme 200 metre serbest atıcılık, binicilik ve 3000 metre cross yarışları olarak da yapılmakta olan ve adı pentatlon olan olimpik bir spor da mevcuttur. Bu branşla karıştırılmamalıdır. Birinci fotoğrafta görmüş olduğunuz üzere Ercüment Olgun Deniz'dir. Kendisi milli sporcumuzdur. Türk disk atıcısı ve güllecisidir. Heptatlon 7'li yarışma ise dekatlon gibi sürat, kuvvet ve beceri isteyen bayanlar arasında yapılan ve 7 daldan oluşan kombine yarışmalardır. Bugüne kadar yarışma sayıları, türleri ve sıraları çeşitli değişikliklere uğramıştır. 1920'lerde Almanya ve Rusya'da 3 ve 5 dal yarışmalarla başlamış olup 1981 yılından itibaren heptatlon çok yarışmalı dal olarak bugünkü şeklini almıştır. Heptatlon yarışmalarında birinci gün 100 metre engelli, gülle atma, yüksek atlama ve 200 metre koşulur. İkinci gün ise uzun atlama, cirit atma ve 800 metre koşulur. Dekatlon 10'lu yarışma ise sürat, kuvvet ve becerik isteyen karışık yarışmalardır. İlk kez 1884 yılında Amerika'da uygulanmıştır. 1912 yılında ise Stockholm Olimpiyat Oyunları ile oyun programına dahil edilmiş olup ve bundan sonra da giderek önem kazanmaya başlamıştır. Dekatlon erkekler arasında yapılan 10 yarışma dalından oluşan birleşik yarışmalardır. 2 gün süren bu yarışmalarda birinci gün 100 metre engelli, uzun atlama, gülle atma, yüksek atlama ve 400 metre engelli koşudur. İkinci gün ise 110 metre engelli, disk atma, sırıkla atlama, cirit atma ve 1500 metre koşulur. Çoklu branşların kurallarına gelecek olacak ise bazı belli başlı önemli kuralları burada göstermek istedim sizlere. Pist yarışlarında 3 hatalı çıkış yapan sporcu elenmektedir. Alan yarışmalarında yarışmacının sadece 3 hakkı bulunur, 3 haktan fazlası bulunmaz. İstanbul Atletizm Federasyonu'nun belirlediği tabloya göre puanlama yapılır. En çok puan toplayan atlet yarışmaların birincisi olur. Puanların eşit olması durumunda ise branşların çoğunda en yüksek puan alan atlet birinci gelir. Buna rağmen yine de eşitlik bozulmazsa bireysel branştaki en yüksek puana bakılır. Çoklu yarışmaların dünya rekorlarında ise erkeklerde 9026 puanla Roman Sibrel, Çekya'dan 26-27 Mayıs 2001 Hypo yarışları Gözsüz Avusturya'da dünya rekorunu egale etmiştir. Kadınlarda ise 7291 puan alarak Jackie Joyner Kersee, Amerika Birleşik Devletleri'nden 23-24 Eylül 1988 Olimpiyat Oyunları Seul, Güney Kore'de dünya rekorunu egale etmiştir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere, hoşça kalın.